Amerika'nın sesini Washington stüdyolarından mutlu akşamlar ben Hülya Polat. Başkan Obama'nın terörle mücadele stratejisi 2015'te ne getirdi? Putin'in tavrı batıyı ne kadar kaygılandırıyor? Balkanlarda radikalleşme ne boyutta? Bu akşam yanıt arayacağımız sorular. 2015'i geride bırakmaya hazırlandığımız bu günlerde Başkan Obama'nın terörle mücadele stratejisinin çok tartışıldığını görüyoruz. Özellikle 2 Aralık'ta Kaliforniya'nın San Bernardino kentinde düzenlenen silahlı saldırıdan sonra Amerikan kamuoyunda terör ve güvenlikle ilgili kaygılar arttı. Bu arada Obama'ya halk desteği de yıl boyunca azaldı. Peki Obama yönetimi terör tehditlerine karşı nasıl bir strateji izliyor? Sorunun yanıtı Beyaz Saray muhabirimiz Arvup Hande'den geliyor. Good evening. Tonight, I can report to the American people and to the world. Amerikan kamuoyuna ve tüm dünyaya El Kaide terör örgütünün lideri, binlerce masum kadın, erkek ve çocuğun ölümünün sorumlusu Usama bin Laden'in öldürüldüğü bir operasyon düzenlediğimizi açıklıyorum. Böylece terörle mücadelede bir sayfa kapanmış gibi görünüyordu. Başkan Obama için bundan sadece 3 yıl sonra yeni bir sayfa açıldı. My fellow Americans, Amerika'nın dost ve müttefikleriyle işbirliği yaparak IŞİD olarak bilinen terör örgütünü nasıl zayıflatacağını ve sonunda da çökerteceğini açıklayacağım. Obama yönetimi başkanın 2014 yılı Eylül ayında Amerika'nın IŞİD'e karşı stratejisini ana hatlarıyla ortaya koyan konuşmasından bu yana giderek büyüyen bu terör tehdidini kontrol altına almaya çalışıyor. Libya. IŞİD, Libya, Yemen, Somali, Afganistan, Pakistan ve başka ülkelere de yayıldı. Günümüzde daha önce hiç olmadığı kadar çok cihatçı, savaşçı, şiddet unsuru ve terör örgütü var. Kimilerine göre özellikle 2 Aralık'taki San Bernardino saldırısı sonrasında terör tehdidini bertaraf etmek için hava saldırılarını ve özel güçleri arttırmak ülke içinde teyakkuza geçmek için yeterli değil. IŞİD'le Suriye ile çok daha ciddi askeri stratejiye ihtiyaç duymadan mücadele edebileceğimiz düşüncesi tam bir hayal. Askeri güç kullanmak istemiyorum, bu nedenle askeri güç olmadan elimden geleni yapıyorum derseniz, mücadelede işinize yarayacak en önemli araçlardan birini zaten ortadan kaldırmış olursunuz. Uzman Bruce Jones Suriye ya da Irak'ın karadan kuşatılmasına değil, daha etkin bir strateji yürütülmesini istiyor. Keşke Esad'ı bombalamaya daha erken başlasaydık. Keşke Irak'ta daha uzun süre kalsaydık gibi pişmanlıklar duyulabilir. Eğer bunlar yapılsaydı, şu andaki gibi çok uzun vadeli ve zorlu bir sorunla karşı karşıya olur muyduk bilmiyorum. Başkan Obama için bu zorlukların iç siyasette de etkili olduğu bir gerçek. Obama San Bernardino saldırısından sonra terör tehdidine rağmen Amerikalılara güvende olduklarını hissettirmek, halkın içine rahatlatmak için günlerdir uğraşıyor. Alpaslan Esmer, Amerika'nın Sesi Washington. Suriye'nin geleceği konusunda Rusya ile yürütülen görüşmelerde ilerleme kaydedilmesine rağmen Batılı yetkililer Rusya'nın dış siyasette giderek daha iddialı ve önceden tahmin edilemeyen bir rol oynamaya başlamasından rahatsız. Jeff Selden'in haberinde sıra. Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin, ülkesinin askeri gücünü göstermekten korkmayan dişli bir lider imajı sergiliyor. Suriye'deki tavrı bunun son örneği. Daha birçok askeri imkana sahibiz. Gerekirse bunları kullanacağız. Abi. Abi. Putin biz ve Rusya vurgusu yapsa da batılı ülkelerin çoğu Rus liderin kişiliğine odaklanıyor. Putin, specifically... Son zamanlarda Rusya ile eşdeğer hale gelen Putin'e göre Rusya küresel arenada gücü azalmış bir ülke olarak algılanıyor. Putin'in daha yeni başlıyorum imajı vermesi birçoklarını ürkütüyor. Putin, Rusya'nın Doğu Avrupa, Baltık ülkeleri ve hatta elinden gelse Batı Avrupa üzerinde yeniden egemenlik kurmasını sağlamak için her şeyi yapar. Putin'in kararlı tutumu Rusya'yı küresel ilgi odağı haline getirmenin yanı sıra askeri sanayi sektörünü geliştirmesine ve Afganistan ve Irak kaynaklı gelirini artırmasına da yarayabilir. Ancak Rusya Suriye'de ciddi bir riskle karşı karşıya. Putin başarısız olup Suriye'den çekilirse Rusya içindeki gücünü kaybeder. Geleceği güçlü bir lider olduğunu göstermesine bağlı. Duruma batı bakış açısıyla bakan birçok yetkiliye göre Rusya'nın verdiği zararı gidermek mümkün olmayabilir. Rusya, İran, Hizbullah ve Suriye ile olan ittifaklarını resmiyete döküyor. Bu da Rusya'nın ittifak kurduğu ülke ve terör örgütlerinin daha tehlikeli hale gelmesi demek. Putin içinse bu ittifak devlet yönetmenin ve liderliğin bir parçası. Eda Dikmen, Amerika'nın Sesi Washington 2015'te IŞİD'le mücadelede yaşanan sorunlar ve yabancı cihatçılar konusu bütün dünyayı kaygılandırdı. Balkanlardan yüzlerce kişi Suriye'de, IŞİD'e veya diğer radikal gruplara katıldı. Uzmanlara göre Bosna ve Kosova'da işlemeyen siyasi sistemler ve ekonomik sıkıntılar radikal örgütlerin beslenmesi için ideal bir ortam oluşturuyor. Amerika'nın sesi bölgedeki cihatçı hareketleri inceledi. 1993'ün Eylül ayında yabancı İslamcı savaşçılardan oluşan bir müfreze Bosna'nın merkezinde ırvatların elinde bulunan Vites kentine girdi. Militanlar ele geçirdikleri kişileri ve yaralıları infaz ederken evleri de ateşe verdi. Bundan bir yıl önce Afgan-Rus savaşından çıkan savaşçılar Bosna'ya cihat için gelmeye başlamıştı. Onlara zamanla Kuzey Afrika ve Orta Doğu'dan gelenler katıldı. Suudi Ayman Deyan bu savaşçılardan biri. Afganistan'daki birçok mücahit Afganistan'a yabancılaşmıştı. Bu nedenle Bosna'daki savaş başlayınca bunu cihatçı hedeflerini uygulayabilecekleri bir alan olarak gördüler. 1993'te Bosna ordusu bir mücahit birliği oluşturdu. Birlikteki asker sayısı kısa süre içinde 1500'e çıktı. Birlik gaddarlığı, işkence uygulaması ve yargısız infazlarıyla ün saldı. <laughs> Ben de Sırp mahkumların yargısız infaz edilişine tanık oldum ama işin gerçeği hepsi de ya asker ya da milistti. Yabancı savaşçılar aynı zamanda radikal, selefi düşünceleri ve küresel cihat fikirlerini bölgeye getirdi. Hayrettin Somon, Bosnalı bir İslam araştırmacısı. They found. Bosnia as Bosna'da o katı dinsel fikirlerini İslam'ın bu katı yorumunu yaymak için çok iyi bir ortam buldular. Boşnakların çoğu ılımlı Avrupa'yı Sünni Müslümanlardan oluşuyor. Jekoslav Vukovic, Bosna Hersek Terörle Mücadele Bakan Yardımcısı. They to explain to the... Bu yabancı radikaller Bosna'daki Müslümanlara yanlış ibadet ettiklerini, kötü Müslüman olduklarını anlatmaya çalışıyor. Getirdikleri İslam'ın doğru olduğunu düşünüyorlar. Savaşın sonunda birkaç yüz savaşçı Bosna'da kalarak dağlarda selefi toplulukları oluşturmuş. Bosna'dan IŞİD'e katılan 200'den fazla savaşçı bu yerleşimlerden geliyor. Bosnia Bosna, Müslüman dünyasına yayılacak bir dizi cihatçı savaşın yalnızca bir bölümüydü. Bu tüm Müslüman dünyasını hilafete bağlayacak cihadın bir parçası. Herkes geleceğe bu kadar olumsuz bakmasa da mücahit müfrezesinin etkileri 20 yıldır dünyanın farklı yerlerinde hissediliyor. 11 Eylül'ün planlayıcısı Halit Şeyh Muhammed de bu müfrezedendi. Diğer yüzlercesi El-Kaide'ye katıldı, Çeçenistan ya da Pakistan'da savaştı. Bugünlerde ise üşide katıldıkları biliniyor. Çağırtan yol Amerika'nın sesi Washington. 2015'in son günlerinde Amerika'da ekonominin tekrar rayına oturduğunu söylemek mümkün. Bunun en sağlam kanıtı Merkez Bankası Fed'in emlak krizinden bu yana ilk kez bu ay faizleri yükseltme kararı alması. Ancak küresel ekonominin durumu Amerika'nınki kadar iyi görünmüyor. Uzmanlara göre özellikle gelişmekte olan ülkeleri 2016'da zor günler bekliyor. Miller Sega'nın haberi geliyor ekranlarınıza. 2015'in en önemli gelişmesi Merkez Bankası'nın temel faiz oranını 25 baz puan yükseltmesi oldu. Kararımız ekonominin daha da güçleneceğine olan inancımızı yansıtıyor. Yılın başındaki iniş çıkışlara rağmen büyüme istikrar kazanmış durumda ve işsizlik son 7 yılın en düşük seviyesinde. S&P Derecelendirme Kurumu 2016 için %2,7'lik büyüme öngörüyor. Bu oran son 7 senede yakalanamamıştı. İyileşmeler görüyoruz ve ekonominin daha da güçlenmesini bekliyoruz. İşsizliğin gelecek yıl sonuna kadar %4,6'ya düşmesini de öngörüyoruz. Ulusal İşletme Ekonomisi Birliği'nden Ken saymasına göre küresel ekonomi için aynı durum geçerli değil. Küresel büyüme Amerika'daki oranın altında kalacak. Bu en azından gelişmekte olan ülkeler için kesin gibi. Birleşmiş Milletler'in bir raporu da bu görüşü doğruluyor. Ekonomist Gaz Foucher, bundan özellikle bir zamanlar riski seven yatırımcıların tercih ettiği gelişmekte olan ülkelerin etkileneceğini söylüyor. Gelişmekte olan ülkeler için 2016 zor bir yıl olacak. Fed'in faiz artışı ile sermaye hareketleri hızlanacak. 2016'da Çin ve Avrupa Birliği ekonomilerinin hız kazanıp kazanmayacağı hala belirsizliğini koruyor. Bu belirsizliğe rağmen uzmanlar küresel bir resesyon beklemiyor. Elbette hiçbir şey planlandığı gibi gitmeyebilir. Euro bölgesinde ve Çin'deki mevcut durum önümüzde zorlu bir yıl olduğunu işaret ediyor. Ama yine de resesyona gireceğimizi sanmıyorum. Ancak doların çok değer kazanması durumunda Amerika'nın ihracatı da azalabilir. Bu da Amerikan ekonomisindeki büyüme potansiyelini etkileyebilir. Melek Çağlar, Amerika'nın Sesi, Washington. Son olarak büyük kentlerde yaşayan hepimizi ilgilendiren bir haberimiz var. Trafik. Washington ve çevresi Amerika'da trafiğin en yoğun olduğu bölgelerden biri. Ve bu yoğun trafikte araç kullanmak sürücülerin en büyük kabusu. Başkente komşu Arlington araç trafiğine karşı en yürünebilir kentlerden biri olmaya çalışıyor. Ve şu anda ülke sıralamasında üçüncü durumda. Peki arabasız yaşam tarzının artıları neler? İşte sorunun yanıtı. Henry Dunbar'ın bir arabası var ama çok seyrek kullanıyor. Genelde sadece hafta sonları arabamı kullanıyorum. Ayda sadece bir kere benzin almak yetiyor. Dunbar 2009 yılından beri işe bisikletle gidiyor ve Arlington'da yürü, Arlington'da bisiklet sür programları ile yaymaya çalıştığı hayat tarzını benimsemiş durumda. Biz halka araç kullanmadan şehir içinde ve çevresinde nasıl seyahat edebileceklerini göstermeye çalışıyoruz. Yürümek ve bisiklet kullanmak daha sağlıklı bir yaşam için ve çevre kirliliğine karşı öneriliyor. Yürümek ve bisiklet kullanmak çoğu zaman daha hesaplı ve araçla gitmekten daha kısa sürebiliyor. Yürümeyi seviyorum. Bence birçok işi halletmenin en etkili yolu. Amerika'da kişileri arabasız yaşama teşvik etme çabaları işe yaramışa benziyor. Arlington kenti yeni bir araştırmaya göre Amerika'daki 2500 orta büyüklükteki kent arasında ülkedeki üçüncü en yürünebilir şehir. Kentlerin ne kadar yaya dostu olduğu, nüfus yoğunluk oranları, sokakların uzunluk ve genişliği gibi verileri topladık. Bütün verileri girince kullandığımız formül kentlere 0 ila 100 arasında bir puan veriyor. Arlington 67 puan aldı. Bu da kenti oldukça yürünebilir kılıyor. 20 yıldır Arlington'da yaşayan ve çalışan emlakçı Ed Schmidt, birçok kişinin neden Arlington'a taşınmak istediğini anladığını söylüyor. Her geçen gün daha çok kişi işine metro ile ya da yürüyerek gidip gelmek istiyor. Daha fazla kişi arabasız yaşam tarzını benimserken bu akımın daha da büyümesi bekleniyor. Şehir planlaması birimleri ve siyasetçilerle her an diyalog halinde olup sokaklarımızı ve oturduğumuz bölgeleri nasıl planladıklarının halkı nasıl kolayca arabasız yaşam tarzında benimsemeyi teşvik edeceğini anlatmalıyız. Arlington, Amerika'daki en yürünebilir kentlerden biri olmak için son yıllarda oldukça yoğun çalıştı. Ege Cansu Saçıkara, Amerika'nın Sesi, Washington. <laughs> Amerika'nın sesi 2016 takvimleri hazır. Elimizde sınırlı sayıda olan takvimlerden istiyorsanız tek yapmanız gereken Amerika'nın sesi.com adresinde bulunan formu doldurmanız. New York'tan birbirinden güzel fotoğrafların süslediği 2016 takvimini beğeneceğinizi umuyoruz. Amerika'nın Sesi Türkçe yayın bölümü olarak hepinize mutlu yıllar dileriz. Yayınımız burada sona eriyor. Yarın yine birlikte olmak umuduyla Amerika'nın Sesi Haber ekibi olarak Washington'dan hepinize iyi geceler diliyoruz. Hoşçakalın.